Merhaba kızlar, ben Annemin Örgü Dünyası YouTube kanalından Selma Doğan Aydın. Bugünkü çalışmamız ajurlu fırfırlı bebek yeleği. Sizlerle birlikte bu yeleğimizin çalışmasını yapalım arkadaşlar. Çok harika, çok tutulan, grubumuzda yaptığım zaman tarifi sürekli sorulan ve çok beğenilen bir yeleğimiz. Arkadaşlar bu yeleğimizin çalışmasına arkasından başlıyoruz. Arkadaşlar 70 ilmekle başlıyoruz. Şuradan 70 ilmekle başlıyoruz. 70 ilmeğimizi yaptıktan sonra 10 tane burada ajur, 10 tane burada ajuru şey pardon ajur diyorum haroşa olacak. Ortada da 50 tane düz ilmeğimiz olacak. 50 tane düz ilmeğimizi yaptık. Yakamıza kadar geldiğimiz zaman tam bu yaka kısmında 10 tane ilmeğimiz vardı ya arkadaşlar. 10 tane ilmeğimizin 4 tane buradan, 4 tane buradan keserekten buralarda 6 tane ilmeğimiz kalacak. 6 ilmeğimizi kenar olarak yaka bölümünde yaparaktan 6 tane bu kenar ilmeğimiz olacak. Burada da bu kenar ilmeğimiz olacak. Ortadaki ilmeklerimiz devam edecek. Buraya yaka kısmına kadar geleceğiz arkadaşlar. Yaka kısmında buraya geldiğimiz zaman 20 tane burada. 20 tane burada ilmeğimiz olacak bu yaka kısmına dönebilmemiz için. Yaka kısmını şu bölgeyi yapabilmemiz için. Bu bölgede de şu arkada şuradan şurası arkadaşlar 20 tane 16 tane şurası önce 16 tane haroşa yapacağız. Sonra şu yaka bölümündeki haroşa yapabilmemiz için 3 tane daha burada haroşa yapıyoruz. 19 tane haroşamız olacak. Küçük eli sık olanları için 20 tane de yapabilir. Sonra arkadaşlar 20 tane ilmek burada kenar haroşalar ile birlikte 20 tane ilmeğimiz burada olacak. 20 ilmeğimiz de burada olacak. Bu kenarda olacak. Ortadaki kalan ilmekleri 3 haroşamızı yaptıktan sonra 3 tane haroşa yapacağız. Bu yaka kısmında bakın şöyle. 3 o haroşayı yaptıktan sonra ortadaki kalan ilmekleri de keseceğiz. Hep beraber arkadaşlar önümüzü de örerken anlatacağım size ön kısmını nasıl yapıldığını da. Hep beraber başlayalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar hayırlısıyla başlayalım. Arkadaşlar ipim Nako Bebe 100 yazıyor. İpim ince olduğu için ben çok inceydi. Daha böyle sıkı dursun diye ikiye katladım ipimi. Şöyle göstereyim. Nako Bey bir ipten başladım. Evet kızlar ben ilmeklerimi hazırladım. Örneğimize başlayalım. 70 tane ilmek çektim kızlar. 70 tane ilmek yaptım. Şimdi bu sırada hepsini düz yapacağız kızlar. Bu sırada hepsini düz olaraktan çıkacağız. Bu şekilde devam edecek. Bu arka taraf kızlar. Örgümüzün arka tarafı yani ilk sıramız. 100 ilmeği şey 100 100 nereden çıktı? 70 ilmeğimizi taktım. Sona kadar gelelim bu şekilde. Bu şekilde sona kadar gelelim kızlar. Evet, sona geliyorum. Evet, örgümüzün normal düz yerine geçtik kızlar. Şimdi bu sırada da arkadaşlar hani bir sıra haroşamız olacak artta sadece bir sıra. Bu sırayı da aynı şekilde düz öreceğim. Arkadan haroşalarımızı ve ters gelen örneğimizi yaparak devam edeceğim. Yine evet 70 ilmeğimizin hepsini düz olarak arka tarafta yapmıştık. Ön tarafta da yapıyoruz. Aynı şekilde yine
Bakın. Şu fırfır yapacağız ya kızlar ileride. Şu bölümü. Şu bölümü yapacağız ya kızlar. Şu arka tarafı. Yani şunu yapıyoruz şu anda, şunu. Baştan sona tekrar gelelim, sona gelelim. Kenarlarda 10 tane haroşamız olacak. Evet kızlar. Haroşalarımızı, ilk bir tane haroşamızı yaptım. Şimdi arkadaşlar kenarlardaki 10 tane haroşamız vardı ya, ben şöyle göstereyim size. Şu kenarımızdaki, şu kenarlardaki 10 tane haroşalarımızı yapacağız kızlar. Şu kenarlardaki. Şimdi kızlar 10 tane haroşa yapalım kenarda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın. 2, 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ördük. Şimdi ters yapıyoruz kızlar. Aradaki 50 tane ilmeği ters yapacağız. Örneğimizin arka yüzü arkadaşlar burası. Haroşalarımız hep kenarda, 10 tane haroşamız devam edecek. Hiç onu bozmayacağız. Koltuk kesimine kadar 10 tane haroşamız devam edecek. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir örnek. Görüntüsü çok güzel ama çok da kolay olan bir örnek. Herkesin yapacağına inanıyorum. Annemin Örgü Dünyası grubumda sürekli örgünün nasıl yaptığımın tariflerini sordular. Hep verdim. İnşallah sizler de yaparsınız kızlar. Bu şekilde arkadaşlar 10 tane kenara haroşamızı yapıyoruz, düz örgümüzü. 50 tane de arada ters yapıyoruz. Bu kenara geldiğimiz zaman 10 tane ilmek bırakacağız. O 10 ilmeği bu şu kenara geldiğimiz zaman da 10 tane sonda ilmek kalacak. 10 taneyi haroşa yapacağız. Ortası düz olacak arkada. Ters olacak arkadaşlar. Önden ortası önden düz, arkadan ters olacak. Evet arkadaşlar, bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğimiz var. Bir tane daha ters yapıyoruz. Şimdi bu 10 tane ilmeğimizi de kenarda haroşa yapıyoruz arkadaşlar. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet kızlar, bakın örneğimiz. Kenarda 10 tane haroşa yapmıştık gördüğünüz gibi. 10 tane haroşamız burada belli oldu. Tırnaklı çıktı. Düzümüz arkadan ters, önden düz ördüğümüz için 50 ilmek de ortamızda düzümüz var. Şu kenarda da yine 10 tane haroşamız var arkadaşlar. Bu haroşalar aynen devam edecek. Hiç bozmayacağız. Önden de düz, arkadan da düz. Ama ortadaki düz ilmeklerimiz önden düz, arkadan ters olarak devam edecek. Bir sıra daha yapalım arkadaşlar beraber. İnşallah hep böyle devam edecek örneğimiz. Ben sizin daha iyi anlayabilmeniz için bir sıra daha göstereyim. Bu şekilde şöyle 10 tane haroşamı yapıyorum kızlar. Bakın 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi düz ilmekle 50 tane düz ilmeklerimi geçtim. Evet kızlar, ben yaptım. Bakın kızlar, şu kenardaki sayacağız. 36 tane oluncaya kadar, bu haroşamızın uzunluğu yani koltuk kısmına gelinceye kadar ortası önden düz, arkadan ters olacak. Koltuğa kadar bu şekilde öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu haroşalarımız bakın 1, 2 oldu. 36 tane oluncaya kadar devam edeceğiz. Yani arkadaşlar
Şurası. Şöyle göstereyim. Şu uzunluk 36 tane oluncaya kadar devam edeceğiz. Ortası düz, arkası ters olacak. Koltuğa kadar yani 36 tane şurayı tamamladığımız zaman koltuk kesimini yapacağız arkadaşlar. Evet kızlar, ben koltuğumuza kadar geldim. Size anlatmıştım, söylemiştim. Şu kenarımız 36 tane oluncaya kadar devam edeceğiz demiştim. Burası da aynı şekilde ortada 50 tane ilmeğimiz olacak demiştim. Şimdi geldim arkadaşlar. Ben koltuk kesimini anlatacağım. Şimdi size koltuğunu nasıl keseceğiz, orayı anlatacağım size. Şimdi kızlar, biliyorsunuz ki bu kenarda 10 tane haroşa yapmıştık. Bu 10 haroşanın 4 tanesini kesiyoruz. Birinciyi kestim. İkinciyi kesiyorum. Üçüncüyü kesiyorum. Dördüncüyü de kestim. Kesiyorum. Dördüncümüzü de kestim arkadaşlar. Bakın, şöyle bir şey oluştu koltuk kesimimizde. Şimdi geride kalan ilmeğimiz 6 tane haroşa. Bu 6 tane haroşayı sabit yakaya kadar sürekli bizimle gidecek arkadaşlar. 2 3 4 5 6. Ortası yine düz arkadaşlar. Bakın, 10 tane ilmeğimizin 4 tanesini kestim. Burada 6 tane ilmeğimiz kaldı. Yani size şöyle göstereyim. Şuradan 6 4 tane ilmeğimi kestim. Şurayı yapıyoruz kızlar. 6 tane ilmeğimiz, yani arka tarafın kol arkası. Şöyle daha size net görebilmeniz için. Şu şekilde. Kol arkasını kesiyorum. Şimdi 50 tane düz ilmeğim vardı ya arkadaşlar. Onu arada örüyorum. Diğer kol kesimine geleceğim. Evet kızlar, burada anlatmıştım. 10 tane ilmeğimizi 4'ünü keserek 6'ya düşürmüştük. Ortadaki düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi kenardayım kızlar. Bir tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 10 tane haroşayı örüyoruz. Arkadan keseceğiz 4 ilmeğimize de. 10 tane düğümümüz denk geldi. Onu arkaya koyalım. Sonra keseriz arkadaşlar. Böyle düğümleri örgümüzün içine yedireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi 4 taneyi keselim. Kızlar, videomun ikinci bölümünde tekrar bu yaka kısmından anlatarak başlayacağım. Videomuzu şimdi burayı da göstereyim. Kamerayı odaklayamıyorum bazen. 2 oldu. 3 oldu. Ve 4 oldu. 4 tane kestim kızlar. Şimdi arkadaşlar, 6 tane haroşamız kaldı burada. 6 haroşamızı örüyorum. Sonra önden ki düzümüz arkadan ters oluyor, biliyorsunuz. Terslerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde devam edip gidecek kızlar. Evet kızlar, bu şekilde oluncaya kadar, yani şu kenar, şuradaki kenar haroşamız 17 sıra oluncaya kadar devam edelim. 17 sırada yakamızı keserken yakamızı keseceğiz. Arkadaşlar, ikinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.